Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Herkes için Arapça programının çok değerli izleyicileri ve sevgili öğrencilerim. Hepinizi en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızda sayfa 168 ve devam üzerinde duracağız. Efendim şimdi ders kitaplarımızın ilgili sayfasını, sayfa 168'i açalım lütfen. Bu sayfada, sayfa 168'de sayfa başında El-Vahdetü Sâbi'a, El-Dirâse, El-Dersü Sâbi'u Vel-Khamsûn, 7. ünite 57. ders başlığını görüyoruz. El-Hivaru Thâlis, 3. diyalog, Unzur ve istemi'a, bak ve dinle. Burada Kasım ve Gassan arasında geçen bir diyalog var. Bu diyaloğa ait ses dosyasını dikkatlerinize arz edeceğim ve sonra bu diyaloğu tercüme edeceğim ve bu diyaloğun kelimelerine ve sonrasında da okuduğumuzu anlama aktivitesi diye adlandırabileceğimiz bir aktiviteye geçeceğim. Şimdi ilgili diyaloğun ses dosyasını arz ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Arabiyyatu beyne yedeyk. Silsiletun fi te'limin lügatil arabiyye. لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة السابعة الدراسة الدرس السابع والخمسون الحوار الثالث انظر واستمع إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة الوقت مبكر الساعة الآن السادسة صباحا المدرسة بعيدة عن البيت متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا هل تذهب بالحافلة؟ لا أذهب بالسيارة متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة الواحدة ظهرا كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر Evet sevgili izleyicilerim, değerli öğrencilerim, ilgili diyaloğun ses dosyasını dinlediniz. Efendim şimdi Kasım ve Gassan arasında geçen bu diyaloğu anlamaya çalışalım. Kasım, Eyne tezhebu ya Gassan şeklinde bir soruyla diyaloğu başlatıyor. Eyne tezhebu ya Gassan? Gassan, nereye gidiyorsun? Gassan'ın bu soruya cevabı, Ezhebu ilel medrese, okula gidiyorum. Kasım, el vaktu mübekkir, vakit erken. El vaktu mübekkir, vakit erken. Es sa'atul ane sâdisetu sabahan. Saat şu anda sabahın altısı. Saat şu anda sabahın altısı. Gassan, el medrasetu ba'idetun anil beyt. Okul eve uzak. El medrase ba'ide anil beyt. Okul eve uzak. Kasım, meta yebdeul yevmud dirasi. Buradaki el yevmud dirasiyi günlük eğitim yani dersin başladığı saat diye anlayabiliriz. Meta yebde'u el yevmu dirasi yani öğrenim yani ders veya dersler ne zaman başlıyor anlamında bir soru. Meta yebde'u el yevmu dirasi peki bunu el yevmu dirasi motamo tercüme edecek olursak el yevm gün dirasi de öğrenim yani öğrenime ait olan, öğrenimle ilgili olan demek. O zaman biz bunu el-yevmu dirasiyi yani motamo tercüme ettiğimizde dilimizdeki kullanımı karşılamıyor. Öğrenim günü ne zaman başlıyor gibi sanki okulların açılış
vakti soruluyor gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada Kasım'ın Gaslan'a yönelttiği soruda kastettiği mana şu. Şunu kastediyor. Yani ders saat kaçta başlıyor? Ders ne zaman başlıyor? Anlamını kastediyor. Bu şekilde anlayacağız. Meta yebdaul yevmi dirasi. Ders ne zaman başlıyor? Gassan yebdau es-sa'ate sabi'ate sabahan. Sabah saat 7'de başlıyor. Yebdau es-sa'ate sabi'ate sabahan. Sabah saat 7'de başlıyor. Peki Kasım ne soruyor? Hel tezhebu bil hafile. Otobüsle mi gidiyorsun? Hel tezhebu bil hafile. Otobüsle mi gidiyorsun? Gassan la ezhebu bis seyyara. Hayır. Otomobille gidiyorum. La ezhebu bis seyyara. Hayır, otomobille gidiyorum. Kasım meta yentehi el yevmu dirasi. Biraz önce meta yebdeu el yevmu dirasi diye sormuştu Kasım. Gassan da yebdeu es-sa'ate sabi'ate sabahan şeklinde bir ifadeyle cevap vermişti. Yani sabah saat 7'de başlıyor. Ders ya da dersler ne zaman başlıyor anlamında bir soru yöneltti. Kasım Gassan'a, Gassan da yebdeu es-sa'ate sabi'ate sabahan, sabah saat 7'de başlıyor diye cevap vermişti. Şimdi Kasım meta yentehi el yevmi dirasi, dersler ne zaman bitiyor veya ders ne zaman bitiyor? Öğrenim gördüğünüz süre, vakit, gün içerisinde ne zaman bitiyor anlamında bir kastı var. Gassan ne diyor? Yentehi es-sa'atel vahidete zuhran. Öğlen saat 1'de bitiyor. Yentehi es-sa'atel vahidete zuhran. Öğlen saat 1'de bitiyor. Peki dersler ne zaman bitiyor veya ders ne zaman bitiyor? Ders öğleyin saat 1'de bitiyor. Kasım, kem hissaten tedrusu fil yevm? Günde kaç ders görüyorsun? Günde kaç ders okuyorsun? Kem hissaten tedrusu fil yevm? Günde kaç ders görüyorsun? Kaç ders okuyorsun? Gassan edrusu sitte hissasin fil yevm. Günde 6 ders okuyorum. Edrusu sitte hissasin fil yevm. Günde 6 ders görüyorum. 6 ders okuyorum. Kasım mâzâ tef'alu fil istirâha? Teneffüste ne yapıyorsun? Teneffüste ne yapıyorsun? Gassan ezhebu ilel mektebeti ev ilel muhteber. Kütüphaneye yahut laboratuvara gidiyorum. Ezhebu ilel mektebeti ev ilel muhteber. Kütüphaneye veya laboratuvara gidiyorum. Peki efendim, bu diyaloğu tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 169'a geçelim. El-Vahdetü s-Sabi'a el-Dirase el-Dersü s-Sabi'u vel-Khamsun. Ünite 7, ders 57. El-Mufredat başlığını görüyoruz bu sayfa başında. El-Ard, unzur ve istemi' ve a'id. Bak, dinle ve tekrar et. Burada toplam 5 cümle var, özür dilerim, 5 kelime var. Bu 5 kelimeyi şimdi bu 5 kelimeye ait ses dosyasını size dinleteceğim. Akabinde de parçayla ilgili soruların cevaplanmasına geçeceğiz. Şimdi ilgili ses dosyasını arz ediyorum efendim. El-Vahdetü's-Sabi'a El-Dirase El-Dersü's-Sabi'u vel-Khamsun El-Mufredat El-An مختبر مكتبة الوقت استراحة. Evet sevgili öğrencilerim, ilgili ses dosyasını dinlediniz. Şimdi bir de birlikte okuyalım. Benden sonra tekrar edin lütfen. الآن مختبر مكتبة الوقت استراحة.
Peki şimdi bunları anlamaya çalışalım. El-an, şimdi, şu anda. Muhteber, laboratuvar. Mektebetun, kütüphane. El-vaktu, vakit. İstiraha, teneffüs. Dinlenme. Peki, et-tedrib, ecib anil es'ileti bi-ihtisar. Soruları kısaca cevapla anlamında bir başlık var burada. Efendim, burada yer alan sorular, toplam sayısına bakalım. Toplam 7 soru var. Bu soruların tamamı Kasım ve Hasan arasında geçen diyaloğa ait. Bu diyalogdaki bilgiler zihnimizde, hatırımızda olması lazım. Şimdi bu sorulara kısa cevaplar vereceğiz. Haydi bakalım hep birlikte bu sorulara cevaplayalım. Men zehebe ilel medraseti. Ne anladınız? Kim okula gitti? Kısa cevap verelim. Gassan. Buraya Gassan yazacağız. Peki beraberinde de artık seviyenizin yavaş yavaş arttığını, Arapça düzeyinizin efendim arttığını göz önünde bulundurarak her ne kadar ders kitabınız sorulara kısa cevap verin dese de biz bu tür sorulara uzun cevap verme alternatifini de gündemimize alalım artık yavaş yavaş. Men zehebe ilel medraseti sorusuna zehebe gassanun ilel medraseti yahut zehebe ilel medraseti gassanun şeklinde cevap verebiliriz. İkinci soru meta yezhebu ilel medrase. Burada yezhebu fiilinde özne gassana dönen hüve zamiri gassan kastediliyor. Peki meta yezhebu ilel medrase. Gassan okula ne zaman gidiyor? Ne zaman gider? Anlamında bir soru. Kısa cevap verecek olursak şuraya ne yazacağız? Es-sa'ate's-sadisete sabahan. Tekrar ediyorum. Es-sa'ate's-sadisete sabahan. Yahut fis-sa'ate's-sadisete sabahan şeklinde de cevap verebilirsiniz. Ya es-sa'ate's-sadisete diyeceksiniz. Yahut fis-sa'ate's-sadisete demelisiniz. Peki uzun cevap verecek olursak yezhebu ilel medraseti es-sa'ate's-sadisete sabahan yahut yezhebu ilel medraseti fis-sa'ate's-sadisete sabahan şeklinde bir cevabı buraya kaydedeceğiz. Evet efendim, üçüncü soruya geçelim. Meta tebda'u el-hissatul ula. El-hissa ders demek. El-ula ilk, birinci demek. Peki bu iki isim arasında sıfat samlaması ilişkisi var. Birinci ders anlamını taşıyor. El-hissatul ula terkibi birinci ders anlamını taşıyor. Meta tebde'ul hissatul ula. Birinci ders ne zaman başlıyor anlamında bir soru. Buraya kısa cevap verecek olursak şunu yazmalıyız. Evet, siz cevap verecek olsaydınız ne derdiniz? Buraya es-sa'ate sabi'ate yazmalıydık hocam derseniz doğrudur cevabınız derim. Peki es-sa'ate sabi'ate sabahan derseniz daha iyi olur. Sabah saat 7'de başladığını ifade etmiş oluruz. Hocam ben sadece es-sabi'ate sabahan desem eksik mi olur? Cevabım yanlış mı olur derseniz hayır. Ne eksik olur ne de yanlış olur derim. Eksik de olmaz, yanlış da olmaz. Buraya es-sa'ate's-sabi'ate sabahan da diyebilirsin. Sadece es-sa'ate sabahan şeklinde de cevap verebilirsiniz. Hocam ben başına fi harfi cerrini getirip söylesem böyle söylemek istiyorum. Olur, o da kabulümüz. Fis-sa'ate's-sabi'ate sabahan diyebilirsiniz. Veya es-sa'a ifadesini kullanmadan sadece fis-sabi'ati sabahan şeklinde de cevap verebilirsiniz. Hocam bu soruya ben uzun cevap vermek istiyorum. İyi, güzel, ver bakalım. Tebde'ul hissatul ula es-sa'ate's-sabi'ate sabahan. Nuruna la nur olur. Böyle cevap verirsen çok güzel.
تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحا. İlk ders, birinci ders sabah saat 7'de başlar veya 7'de başlıyor. Dördüncü soru. Meta yentehi el yevmud dirasi. Bunu nasıl anlayacaktık? El yevmud dirasi ifadesini, terkibini ders veya dersler diye anlayacağız. Ders günü filan şeklinde de tercüme edilebilse de ders günü ne zaman bitiyor demeyiz de biz Türk dilinde bir öğrenciye okuldan dönüş vaktini sormak istediğimizde dersler kaçta bitiyor veya ders kaçta bitiyor şeklinde sorarız. O zaman meta yentehi el yevmu dirasiyi böyle anlayacağız. Ders kaçta bitiyor? Hocam meta kaçta mı demek? Kaçta demek değil, ne zaman demek? Ne zaman ile ki zamanı sorduğuna göre kaçta dediğimizde aynı şeyi ifade etmiş oluruz. Meta yentehi el yevmu dirasi. Ders ne zaman bitiyor? Ders ne zaman bitiyordu? El vahidete zuhran. Öğleyin birde. El vahidete zuhran veya es-sa'atel vahidete zuhran veya fis-sa'atil vahideti zuhran. Hocam uzun cevap vermek istesek hadi bakalım bir de onu deneyelim. Yentehi el-yevmu dirasi fis-sa'atil vahideti zuhran veya es-sa'atel vahidete zuhran. Öğleyin saat 1'de bitiyor. Cümle 5, soru 5. Keyfe yezhebu Ghassan ilal medrese? Peki Ghassan okula nasıl gidiyor anlamında bir soru. Kısa cevap veriyorum. Bisseyyara. Kısa cevap bisseyyara. Uzun cevap vermek istersek yezhebu Ghassan ilal medrese bisseyyara deriz. Altıncı soru. Kem hissaten yedrusu fil yevm? Günde kaç ders görüyor? Günde kaç ders okuyor Ghassan? Hatırınızda mı? Ghassan günde kaç ders okuyordu? 6 ders okuyordu. Öyleyse şuraya kısaca ne yazmalısınız? Sitte hisasın yazmalısınız. Sitte hisasın 6 ders. Peki hocam uzun cevap verelim. Verelim hadi. Yedrusu fil yevmi sitte hisasın. Yedrusu fil yevmi sitte hisasın. Yedinci ve son soru. Eyne yezhebu fil istiraha? Teneffüste nereye gidiyor? Teneffüste nereye gider Ghassan? Peki kısa cevap verelim. Şuraya ne yazmalıyız efendim? İlel mektebeti evil muhteberi ya da ilel mektebeti ev ilel muhteberi yazmalıyız. Peki uzun cevap verecek olursak yezhebu fil istirahati ilel mektebeti ev ilel muhteberi ya da ilel mektebeti evil muhteberi. Ne demiş olduk? Teneffüste kütüphaneye yahut laboratuvara gider demiş olduk. Peki efendim bu sayfadaki bu alıştırmanın yazılı çözümlerini ekranınıza taşıyorum. Hallut Tedrib başlığı altında. Birinci soruya Ghassan, ikinci soruya Es-sa'ate sâdisete sabahan, üçüncü soruya Es-sâbi'ate sabahan, dördüncü soruya El-vâhidete zuhran, soru 5'e Bisseyyâra, soru 6'ya Sitte hisas ve son soru olan 7. soruya da İlel mektebeti evil muhteberi. İlel mektebe evil muhteber şeklinde cevap vermemiz gerektiğini bir kez daha böyle ifade etmiş olalım. Şimdi sayfa 170'e geldik. 170. sayfada sayfa başında el-vahdetü s-sabi'a el-dersu s-thaminu vel-khamsun 7. ünite 58. ders başlığını görüyoruz. El-tedribul evvel, birinci alıştırma. Zâ alâmet hata alel kelimetil garibe fî kulli mecmu'a. Alışık olduğunuz türden bir alıştırma.
Ne istiyor sizden efendim bu alıştırma? Şunu istiyor. Burada toplam 10 grup var. 10 kelime grubu var. Ve her bir grubun da taşıdığı 4 kelime var. Yani her biri 4 kelimeden müteşekkil, her biri 4 kelimeden oluşan 10 kelime grubu var. Ve bu grupların her birini ayrı ayrı ele alacağız. Her grupta yer alan 4 kelimeden 3'ünü bir daire içerisinde, birini bir başka daire içerisinde değerlendireceğiz. 3'ünü bir gruba dahil edeceğiz, birini bu grubun dışında tutacağız. Bu gruba yabancı olan, bu grup içerisinde yer almaması gereken kelimeyi tespit ve tayin edeceğiz. Peki şimdi burada sırasıyla birinci grupta saffun, mektebetun, beytun ve muhteberun kelimelerini görüyoruz. Peki saf, mektebe, beyt ve muhteber. Bu kelimelerden hangisi acaba bu grubun dışında yer almalı diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen beyt sözcüğü. Peki beyt niçin bu grubun dışında yer almalı? Çünkü saf, mektebe ve muhteber her biri eddirase başlığı altında incelenebilecek olan sözcükler. Sınıf, kütüphane ve laboratuvar eğitim öğretimle ilgili kavramlar. Ancak beyt es-seken başlığı altında, ikamet etme, oturma, oturum başlığı altında yer alan, karşımıza bu başlık altında çıkan bir kavram. Dolayısıyla bir sözcük. Bu sözcüğü, beyt sözcüğünü grubun dışına taşıyoruz. Bunun altını çizerek işaretlemiş olalım. Peki biraz hızlandıralım çalışmamızı ve en azından bu alıştırmayı, yani sayfa 170'te yer alan birinci alıştırmayı tamamlamış olalım. İkinci kelime grubunda riyadiyat, tabib, ulum ve hasub kelimelerini görüyoruz. Burada hangi kelimeyi grubun dışında görelim? Tabii ki riyadiyat, ulum ve hasub, bu üçü bir grup içerisinde değerlendirilebilecek sözcükler. Tabibi dışarıya taşıyoruz o zaman. Tabip bu grubun dışında yer almalı. Üçüncü grupta es-sabah, el-zuhur, el-mesa ve es-semek kelimelerini görüyoruz. Es-sabah, el-zuhur ve el-mesa'yı bir grup içerisine alıyoruz. Es-semek'i grup dışına taşıyoruz. Dördüncü kelime grubu ca'e, muallim, talip ve mühendis. Peki muallim, talip ve mühendisi bir grup içerisine değerlendiriyoruz. Aynı çatı altında bulunan üç sözcük olarak değerlendiriyoruz. Ca'yı bu grubun dışına taşıyoruz. Ben bunların gerekçelerini izah etmiyorum. Yani artık bunları çıkarabilirsiniz diye. Muallim, talip ve mühendis kelime türlerinden isim sınıfında yer alırken efendim ca'yı fiil grubunda yer alan bir sözcük. Dolayısıyla ca'yı dışarıya alalım. Beşinci grup yektübü, yentehi, ulum ve yebde'u. Yektubu, yentehi ve yebde'u, bu üçü de fiil. Ulum bir isim. Öyleyse beşinci grupta ulum kelimesi bu gruba yabancı olan kelime. Altıncı grup ganim, havle, galip ve kasim kelimeleri var. Peki ganim, galip, kasim bunlar erkek isimleri iken havle bir bayan ismi. O zaman bunu grubun dışına taşıyoruz. Yedinci kelime grubu el-cum'a, el-ahad, el-thulâthâ ve khamse. Peki, el-cum'a, el-ahad ve el-thulâthâ her üçü de gün ismi. Khamse bir sayı. Öyleyse burada khamsenin altını çiziyoruz. Gruba yabancı olan kelime. Sekizinci grup, levha, Ramazan, Şaban ve Muharram. Peki, Ramazan, Şaban ve Muharram bunlar hicri ay isimleri. Levha, bu grubun dışında yer alması gereken bir sözcük. Dokuzuncu kelime grubu el-muallim, el-dirase, el-talib ve el-muhendis. Peki dokuzuncu grupta yer alan el-dirase sözcüğünü bu grubun dışında görmek istiyorum. El-muallim, el-talib ve el-muhendis. Bunların her biri müzekker isimler. El-dirase ise müennes bir isim. Üçünün müzekker, birinin müennes oluşu itibariyle grubun dışında değerlendiriyoruz. Benim aklıma gelmeyen ya da işaret etmediğim bir başka açıdan da, benim göremediğim, göremeyeceğim, sizin gördüğünüz bir açıdan da
Yani dirase farklı olabilir. Yani ben bir yönüne işaret ederim de farklı oluşunu, siz bir başka yönüne işaret edersiniz. Bunlar gayet doğal. Bunları dar çerçevede değerlendirmemek, sadece tek açıdan bakmamak lazım. Peki 10. kelime grubuna geçiyoruz. 9. kelime grubunda eddirase kelimesini işaretledik. 10. kelime grubunda talibe, ilham, mumarrida ve tabibe kelimelerini görüyoruz. Peki bunlardan talibe, mumarrida ve tabibe, bunlar bir anlamda meslek isimleri. Kız öğrenci, hemşire ve doktor. İlham ise bir özel isim, bir alem. Arapçada özel isimlere alem denir. Bir alem, bir özel isim. Öyleyse burada da ilham işaretliyoruz. Peki şimdi cevaplarını şu an yazılı olarak ekranınıza yansıtıyorum, taşıyorum. Birinci grupta beyt, ikinci grupta tabip, üçte essemek, dörtte cae, beşte ulum, altıda havle, yedide hamse, sekizde levha, dokuzda eddirase ve onda ilhamın farklı kelimeler olduğunu efendim ifade ettik. Beşinci grupta yektubu, yentehi ve yebdeunun fiil olduğunu, ulumun isim olduğunu ifade etmiştik. Ona tekrar işaret etmek istedim. Peki şimdi sayfa 170'te ikinci alıştırmaya kadar geldik. Ancak bu alıştırmayı ele alacak vakte sahip değiliz. Efendim programımızın gelecek bölümünde ders kitabınızda 170. sayfada yer alan ikinci alıştırmadan inşallah kaldığımız bu noktadan, bu yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.